Herkese merhaba arkadaşlar, ben bugün yeni bir Warframe Void Trader Barokiter videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 24.03.2017 tarihiyle Barokiter geldi yeniden. Benim tam da gideceğim vakit hatırladım bunu. Evet, gördüğünüz gibi ben Barokiter'in neler getirdiğini, neler önereceğimi söyleyeceğim. Arkadaşlar bilgisayar üzerindeki platformu da söyleyeceğim. Kendisi Merkür'larında relay'de bulabilirsiniz. Pazar günü akşam saat 8'de gidecek. Ve eğer Xbox'ta ve PlayStation 4'te oynayan kişiler varsa yorumlarda neler geldiğini detaylı bir şekilde yazarsa onların yorumlarını kopyalayıp sabitleyebilirim ya da ben kendim bulunca kendimi sabitlerim, oraya yazarım. Maalesef PlayStation üzerinde göstermek istedim ama PlayStation'da uygulamayı güncelleyemedim. Hatta kardeşim Resident Evil bir serisi çektik, orada güncelleme falan görürsünüz. Şimdi gelin Barokiter'e getirmiş. Pedestal Prime yine mi getirdi? Al işte. Inaros'un kumları yani Inaros'u yapmak için görev arkadaşlar Vulkar Wraith, kendisi Vulkar'ın Wraith boyanılamayan Greener Sniper'ı. Pedestal Prime gereksiz 1000 kaç oluyor? 1000 10.000 100.000 1 trilyon 1 milyon mu oluyor? 1 milyon oluyor galiba. 1 milyon kredi karşılığını alabileceğiniz bir aksesuar. Ben aldıydım. Yani ne olur olmaz bir tane bulunsun diye. Param şimdi olaydı bir tane daha alırdım. Çifte yapardım, bir şey yapardım da. Alayım mı ya da? Kasar mıyım para? Hadi alalım hadi. Gemimi dekorasyon için mi? Yoksa almam, gereksiz bir şey. Yani siz almayın. Harcamayın kredinizi. Bana uymayın yani. Benim yaptığımı yapmayın siz kısacası. Diyeceğim bu. Ama işte uzun satın alınıyor falan, onlar biraz uzun sürecek çünkü internet yavaş. Kotayı bitireli ne kadar oluyor. Evet, internetler hatta gitmiş olabilir şu an. Allah aşkına çıkacaksın şuradan 2 dakika ha. Önemli değil. Primate Flow arkadaşlar, bu kesinlikle ihtiyacınız var. Bunu alın. Bu çoğu yerde değil. Yani %80 diyeyim, %100 demeyeyim de çoğu bu build'de kullanacağınız şey yani enerji artışınız için. Yani mesela 100 enerjiniz varsa 500-600 enerji falan çıkarıyor bu. Daha fazla hatta. Pyrus Scooter arkadaşlar, bu yakın dövüş silahına takılıyor böyle. Pyra oluyor hani, Pyra bir tane, hatta Siyan Dağı'na var, onunla yanında kombin edersiniz. Group Strike Tree uyarı ışığı, Stalker işaret ışığı, Zanuk Hunter uyarı ışığı. Bunlar Zanuk'u çağırıyor, Stalker'ı çağırıyor, Grux Strak'ı çağırıyor. Bunları kesmek istediğiniz herhangi bir boss'u çağırmak için alabilirsiniz. Yani şey, aslında suikastçı mı oluyor? Suikastçı. Böylece işinize yarar arkadaşlar. Primate Pressure Point. Primate basınç noktası. Bu lazım arkadaşlar, bu da lazım. Bunu da alın. Yakında işte bazı, yani fark ettiyseniz benim dizilimlerimde kullanıyorum bunu. Yani size lazım olacak yakın dövüş hasarınızı arttırmak için. Keter göğüs plakası. Arkadaşlar Keter'in bir aksesuarı. Onu da birazdan göstereceğim. Primate Heavy Trauma. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Darbe kullanacağınız yakın dövüş silahlarında mod olarak kullanırsınız. Primate Pistol Ammo Mutation. Pistol mermi mutasyonu oluyor galiba. Bu da yerden bulduğunuz tüfek, sniper, shotgun mermileri pistol mermisini çeviriyor. Gerekli değil ama alabilirsiniz ki ben alacağım. Hazır bolluğumuz varken hemen bir şeyler satıp alayım onu. Yani ne satabilirim? Helios Prime olmaz, Lex olmaz, Otonata olmaz, Spira olmaz. Yapmayacağım bir şey olacak. Yapmayacağım bir şey de yok yani abi ya. Nikana Prime olabilir, bak Nikana Prime şey vereyim. O gerçi fazla platı değil mi bu? Yani 10 plat falan değil en azından. Sernos, Burston, aynen Burston. Axileto. Bir tane, iki tane sürgü lazım. Bunu set olarak satacağım ben. Sernos Prime set olmuş. Dual Kamas, aynen Dual Kamas alayım. UFO'na lazım. Lex bir tane kalıp giderelim. Lex'in zaten reliğinden var. Tamam. Bunlar yeter şimdi. Trinity Prime'ın da bir tane blueprint'ini bulup setleyeceğim. Zaten ben Trinity Prime olduğu halde yine de yapacağım onu. Yani elimde bulunsun. Aa, oyun durdu. Olmaz ki. Heh. Ne yapıyorsun abi sen? Ha, parkurumda çıktım. Güzel. Şimdi alayım şunu.
Sağ ol. Ver ver ver. Kullanmayacağım ama yine de dursun. En azından tüm Prime modları almış olurum. Evet arkadaşlar, bilgisayar versiyonunda Rocketeer böyleydi. Dediğim gibi önerilerim buydu ve son olarak da hatırladım şimdi. Şu dediğim tasarım şeyini göstereceğim. Nerede bu? Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Rocketeer göğüslükte böyle arkadaşlar, böyle bir tane üçgen şey, ortasından da ışık çıkıyor. Aslında güzel yapabilirlermiş ama böyle sadece üçgenimsi değil de hani şu chest plate gibi olup da onun ortasından ışık çıkaydı güzel olurdu. Bak söyleyeyim, ben size şöyle göstereyim. Nerede ben kullan, ha. Bu Daedalus'un ortasından çıksaydı o ışık güzel olabilirdi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunlar gelmiş bu tarih bilgisayar platformuna. PlayStation ve Xbox'ta gelenleri bulabilirsem yorum kısmına sabitle yazarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Böyle tarzı içerikler istiyorsanız, Warframe videoları görmek istiyorsanız, beğenirsiniz like'ı, beğenmezsiniz dislike'a basabilirsiniz. Ve son olarak arkadaşlar, ben YouTube'a çıkacağım. Birkaç tane depolanmış video gelebilir. Eğer Warframe yeni gelen görev gelecek ben yokken, geldiğinde ise onu yapamayacağım hemen, onu da belirteyim. Ve son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Bu işlem arasında ben yurt dışındayken video çekemeyeceğim için orada çekeceğim. Orada vlog tarzı bir şey çekeceğim. Romanya, Bulgaristan, İtalya olacak. Bunlar bizim okulumuzun, bizim okulun yani tüm Türkiye genelinde okullar yapıyordur herhalde, bilmiyorum. Erasmus Plus projesi. O yüzden ona şey ettiler, seçtiler beni. Ona gideceğim. Aa, bizim klanlardan. Neyse, onun da vlogu gösteririz orada, fabrikalar falan. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve...